Herkese merhabalar. Yepyeni bir konseptle beraberiz. Tonguç'a ilerledim. Fıtık eden sorular. Fıtık olmaya hazır mısın? Hazırım. Harikasın. Şimdi seninle beraber gerçekten de fıtık olalım. Hadi bakalım. Karekök ifadelerden çok güzel sorular seçtik senin için. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu soruyu sen kendin çözmeye çalış. Fıtık eden bir LGS sorusu. 2021'de böyle bir soru geldi. Dolayısıyla hadi bakalım sen de buna benzer bu soruyu çözmeye çalış. Durdur videoyu, çözmeye çalış. Sonrasında beraber seninle beraber çözelim zaten. Hadi bakalım. Şimdi ben başlıyorum soruyu çözmeye. Dikdörtgen şeklindeki kağıt yukarıdaki gibi keserek 3 eş parça elde edilmiştir. Böyle 3 tane parça elde edilmiş. Tamam. Bu parçalar kenarları çakışacak şekilde birleştirilerek aşağıdaki şekiller oluşturulmuştur. Bir böyle koymuş, bir böyle koymuş falan filan. Şekil 1'in yüksekliği karekök 300. Ben karekök 300'ü falan istemiyorum bir kere. Ne ki bu karekök 300? Hemen seninle beraber gel yapalım. 3 çarpı 100'dür aslında bu. 100 dışarıya çıkar 10 kök 3 şeklinde aslında biz bunu bulabiliriz. Yani burası 10 karekök 3'müş dedik. Tamam geldik. Burada da diyor ki şekil 2'nin çevresi 36 karekök 3'dür demiş. Tamam bu da kalsın. Başlangıçtaki şeklin alanı kaç santimetre kare diye bize soruyor. Şimdi bir kere burası 10 karekök 3 ise şimdi ben diyorum ki bunlar eş dikdörtgenler. Bu eş dikdörtgen sorularında her zaman şunu yap lütfen. Kısa ve uzun kenar diye iki tane şey yaz. K ve U yazdım bak buraya mesela. Bilmiyoruz ne olduğunu. Burası mesela bir uzun kenara denk gelir. Bunu kırmızıyla gösteriyorum. Burası da bir kısa kenara denk gelir. Bunu da maviyle gösterelim. Bak şurası da mavi değil mi? Burası da kısa kenar. Şimdi bu kırmızıyla mavinin toplamı kaç eder? 10 karekök 3 eder. Harikasın. 10 karekök 3 eder. Demek ki bir uzunla bir kısanın toplamı uzun kenar artı kısa kenar eşittir kaçmış desek 10 karekök 3'müş diyebiliriz. Ha, bunu yazdık. Sonra diyor ki bize bu şeklin çevresi 36 karekök 3'müş. Peki burada neler var? Mesela ben buradan başlasam yolculuğuma. Buradan bir tane uzun kenarımız var burada. Bir. Sonra bir tane kısa kenarımız var. Sonra bir tane uzun kenarımız var. Sonra bir tane kısa kenarımız var. Sonra bir tane daha uzun kenarımız var. Sonra bir tane daha kısa kenarımız var. Bir de burası var. Böyle yeşille böyle bir şey var. Yani buradan başladım. Böyle dolaştım. Buraya kadar tekrar geldim. Çevre demek bu demek aslında. Başladığın noktaya etrafını dolaşarak geri dönmek demek. Kaç tane uzun kısa var? Bak uzun kısa, uzun kısa, uzun kısa. 3 tane uzun kısa toplamı var aslında bu çevrenin içerisinde. O zaman bu şeklin çevresi aslında 3 tane 10 karekök 3'e denk geliyor. Bir de buradaki artı bir de yeşil kısım var. Bak bunu böyle normal Türkçe yazarak yapıyorum. 3 tane 10 karekök 3 30 karekök 3 demek. Artı bir de yeşil kısım ne etmiş aslında? 36 karekök 3 demiş bu şeklin çevresine. Demek ki bu yeşil kısım 6 karekök 3'müş. Bu yeşil kısım 6 karekök 3 derken biz aslında şunu söylüyoruz. Ya kardeşim burası uzun, burası kısa. Uzunla kısanın farkı 6 karekök 3'müş. Peki uzunla kısanın toplamı neydi Tonguç evladım benim? Uzunla kısanın farkı aslında 6 karekök 3'müş. Peki toplamı neydi? 10 karekök. Acaba ne olabilir ki? Evet çok basit. 8 ile 2'nin toplamı 10'dur. 8 ile 2'nin farkı 6'dır. Demek ki uzun kenar 8 karekök 2, 8 karekök 3 özür dilerim. Kısa kenarda 2 karekök 3'müş. Şimdi bize ne soruyor? Bu şeklin alanını soruyor. O zaman ne yapıyorum? Burada 3 tane kısa var. 1, 2, 3 tane var. Dolayısıyla burası 6 karekök 3 eder. Burası da 8 karekök 3 eder. Bunun alanını soruyorsa bana 8 karekök 3 ile 6 karekök 3'ü çarpmam gerekiyor. 6 kere 8 48. Karekök 3 karekök 3 çarpısa 3 eder. 48 çarpı 3 de 144 santimetre kare cevabımıza ulaşmış oluyoruz. Ve fıtık eden birinci sorumuzu çözmüş olduk. Fıtık olduk gerçekten de. Geldik bu kadar da değil artık dediğimiz bir soruyla. İçine ABC kareleri. Şimdi sen bu soruyu durdur kendini yapmaya çalış. Sonra ben de yapmaya çalışsın. ABC kareleri çizilen şekildeki dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarın uzunluğuna iki katıdır demiş. Şöyle bir dikdörtgen varmış. Bunun içerisinde bak burası iki katmış, burası bir katmış. Bunu söyledi. Tamam eyvallah. Eş olan C karelerinden birinin alanı 8 santimetre kare. Yani bir kare düşün.
Bu C karesi. Alanı 8 santimetre kare. O zaman bir kenarı nedir? Karekök 8'dir. Karekök 8'dir. O zaman bir kenarı hemen şöyle göstermiş oldum. Çünkü neydi? Alan mesela alanı 16 olsaydı bir kenarı 4 olurdu. 4 kare 4 16 idi. Alanı 8 olursa bir kenarı karekök 8 olacak. Unutmayalım. Karekök 8 dediğimiz şey burasıymış ve karekök 8 aslında 4 kere 2'den Tonguç evladım benim 2 karekök 2'dir. Demek ki burası 2 karekök 2, burası da 2 karekök 2, burası da 2 karekök 2'dir. Şimdi demiş ki bize M noktası bulunduğu kenarın orta noktasıdır. Yani şuranın orta noktasıymış M noktası. O zaman dikkat edelim, burası 2 karekök 2 ise bu bir kare olduğuna göre burası da 2 karekök 2. Burası da 2 karekök ki. Orta noktası ise burası da 2 karekök ki. O zaman B bir kare olduğu için burası da 4 karekök 2'dir. Burası da 4 karekök 2'dir. Şimdi devam ediyoruz. Ne demişti bize en başta? Büyük bu çizilen dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu yani buranın uzunluğu kısa kenarının uzunluğu yani buranın uzunluğunun 2 katıymış. Bak burası 2, 2, 4 daha toplamda 8 karekök 2. O zaman bu dikdörtgenin kısa kenarı 8 karekök 2. Burası 8 karekök 2. İşte burası o zaman 16 karekök 2 ediyor. Yani burası da 16 karekök 2 ediyor. Bu bir kareydi. Dikkat et. Bu da bir kareydi. Bu da bir kareydi. 2 karekök 2 karekök 4 karekök 4 karekök 2. 8 karekök 2. 8 karekök 2 olmak zorunda. Bütün hepsi de kaçtı? 16 karekök 2'di. 8'i burada. 16 elmanın hepsi 16 elmaydı. 8 elma, 4 elma, 12 elma. Geriye kaç kaldı? 4 kaldı hocam. Harika. 4 elma yani 4 karekök 2'de burası eder. Zaten bize sorduğu mesafede KL'nin santimetre cinsinden uzunluğu hangi ardışık tamseler arasındadır? 4 karekök 2 hangi ardışık tamseler arasındadır? Ne yapıyorduk? İlk başta karekökün içine sokuyorduk. 4 içeriye 16 diye girer. O zaman bu karekök 32'dir. Hangi tam kare sayılar arasındadır 32 diye düştüğümüz zaman 1, 4, 9, 16, 25, 36 tabii ki 25 ile 36 arasında olduğu için 32 5 ile 6 arasındadır diyoruz. Cevabımız 5 ile 6 arasındadır. Hatta 6'ya daha yakındır. Onu da söylemek istiyorum. Geldik 3. sorumuza. Şimdi geldik yine fıtık eden bir soru. Birazcık zor bir soru. Ama bu zaten zoru bankamızdan bir soru. 1. dönem konuları 2023 LGS'den. Hatta onu da göstermek istiyorum. Zoru bankamızın biliyorsun Tonguç evladım benim. Şey çıktı. 1. dönem konu 2023 LGS sınavına uygun olanı çıktı. Zaten eskiden varsa Zoru Bankan buna bir şey demiyorum. Ama gerçekten 1. dönem LGS konularının fiyatlarını da çok uygun yaptık. Onu da söyleyeyim. Bir sürü 1. dönem kitabımız var. Yeni nesil Türkçe matematik, ana denemeleri, ilk tekrar LGS, dinamo matematik. Hepsini 1. dönem 2023 LGS için özel olarak çıkardık. Son tekrar sayısal ve 5 hamlede matematik ve inanılmaz uygun yapmaya çalıştık. Kağıtlarını birazcık daha farklı kullandık. Ve o yüzden de işte mesela gerçekten de hiç kitaplarda olmayacak güzel rakamlar oluştu. Onu da söylemek istiyorum. Çok uğraştığımız için bunu özetlemek istedim. Şimdi kenar uzunlukları karekök 98 ve karekök 450 olan turuncu renkli dikdörtgen varmış. Tamam neyse turuncu değil de neyse. Levhadan yukarıdaki gibi alanı 32 santimetre olan kare biçiminde bir bölge keserek. Yani şöyle bir bölgeyi kesmiş almış. Sonra diyor ki bunu dışarıya atmışız. Buna göre levhanın geriye kalan kısmının çevre uzunluğu kaç santimetre olur demiş bize. Şimdi karekök 98 ben anlamam ya. 49 çarpı 2'sin sen 98. O zaman 7 karekök 2'sin. 450 dediğimiz zımbırtı da 450'ye baktığımız zaman kaç kere kaçtır diye düşünüyorum. Aslında 225 çarpı 2'dir. 225 15'tir aslında. 15 olarak çıkar. 225 15'in karesidir. 15 karekök 2. O zaman bu aslında dörtgenin kenarları 15 karekök 2 ile 7 karekök 2'ymiş. Normalde bunun çevresi hiç bu şekil çıkmasaydı ne olurdu? 15 karekök 2 artı 7 karekök 2'yi 2 ile çarparak bulunurdu. Yani uzun kenar artı kısa kenarın 2 katıydı dikdörtgenin çevresi. Bu da 22 karekök 2'nin 2 katı yani 44 karekök 2 olur. Peki biz ne yaptık bu işlemde bunu çıkartarak? Bunu çıkartarak aslında şu parça eksildi. Yani bu yeşil parça eksildi. Dışarıya çıktı. Ama hangi parçalar eklendi aslında bu şekli yaptığımız zaman? Bu pembiş parçalar eklendi. 1,
2, 3. Yani ben sana bu şeklin çevresi nedir desem ne yaparsın? Buradan yolculuğa çıktın diyelim. Böyle gittin, böyle geldin, böyle gittin, böyle geldin. Sonra içeriye girdin, pembiş. Sonra buradan gittin, buradan gittin. Sonra buraya geldin. Şimdi bunu yaparken aslında yeşil parça çıktı. Ama bu pembiş parçalar geldi. İşte bütün dikdörtgenin çevresinden yeşil parçayı, yani 44 karekök 2'den, 44 karekök 2'den yeşil parçayı çıkartıyorum. Eksi, bu yeşil parça nedir? Onu bulmam gerekiyor. Buradaki karenin alanı 32'ymiş. Şu karenin alanı. Şöyle bir kare düşün. Bunun alanı 32. O zaman bir kenarı karekök 32'dir. Karekök 32 de 16 çarpı 2 olduğundan 4 karekök 2'dir aslında. Bu 4 karekök 2'lik bir kenarı 4 karekök 2'dir. 4 karekök 2'dir. Ve bu ikisini çarpınca zaten 32 ediyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi yeşili çıkartıyorum. Yani 4 karekök 2 bir tane kenarını çıkartıyorum. Ama ekstradan 3 tane 4 karekök 2 geliyor. Bunların hepsi 4 karekök 2, 4 karekök 2, 4 karekök 2. Burası da 4 karekök 2. Ve bu 3 tane de 4 karekök 2, yani 12 karekök 2 de geliyor. O zaman cevabımız da ne oluyor? 8, 44 artı 8, 52 karekök 2 cevabına ulaşmış oluyoruz. Cevabımızın A seçeneği olduğunu söylemiş. Süper, 3 tane harika soru çözdük ve tekrar söylüyorum, LGS 2023 programımız yenilendi. Süper bir şekilde seninle beraber hızlı ve süper tekrarcı olmak üzere 2 bölmede çalışmalarımız devam edecek. Konulara yeni başlayan arkadaşlarımız varsa ve yeniden böyle tam gaz başlayacak arkadaşlarımız varsa hızlı tekrar programlarını uygulayacaklar. Onlar için zaten var olan kitaplarımızın birinci dönem kısımları çıktı. İşte Dinamo'nun, ondan sonra ilk tekrarın, son tekrarın, aynı zamanda bunların hepsinin birinci dönem kitapları çıktı. Lütfen bunlarla çalışmaya başlasınlar ve harika bir şekilde işte yeni nesil Türkçe Matematik, Zuhru Bankası, bunlarla çalışmaya başlayacağız. Ve süper tekrarcı arkadaşlarımız için de tabii ki 5 hamlede mat, 6 adımda hızlı tekrar, son tekrar setimiz, yeni nesil Türkçe matematik kitaplarımızda bunları bekliyor. Bütün kırtasiyelerde ve Tonguç mağazalarında bulunuyor bu kitaplar. Hadi bakalım şimdiden derslerinize başarılar. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.